Efendim, tansiyon hastası dedi, fidye verdi. Daha sonra aynı şekilde tansiyon her zaman şey değilse, o fidye verse bile de şeker de varmış. Şekeri olan da aynı şekilde tutabiliyorsa tutsun. Tutabilirse tutsun. Eğer fidye verdi sonra iyi oldu, tutması iyi olur diye yazıyor kitaplarda. Son dinleyicimiz, başkasının adına umre yapılır mı? Başkasının adına umre yapılmaz. Ama orada umre yapılır, sevabı Osman Ülüye Mustafa 9'a gönderilir. Anasına, babasına, dedesine, ninesine, komşusuna gönderebilir. Hanefi mezhebine. Birden çok da umre yapabilir. Yapabilir, tabii. Bir gidişte. Tabii, tabii. Kabe'nin örtüsüne isim yaz. Ya biz gittiğimizde niye söylemedin sen bunu? Ben de yazardım oraya. Benim ismimi yazardım. Değil mi? Tabii. Bedir Hanım da ismini yazardı. Ne olacak yani? Olur, onun zararı yok. Evlenici çocuk hanımıyla beraber ismini yazardık. Ne diye bir şey diyor. O faydası olacaksa olur hocam. Tamam peki. Evet, Kabe'nin öyle bir şey söz konusu değil. Yanlıştır. İnsanlar dinini unutunca Hazreti Ömer'in dediği buyuruluyor. Ne buyuruyor? O kendi inandıkları din zannediyor. Kendi yaptıkları din zannediyor. O sonra gidiyor taşı öpüyor. Bir şey yok. Kaç defa yıkıldı yapıldı. Orada öpülecek bir taş var. O da Hacer-i Lesvet'tir. Onun ışığındakileri öyle şey yapmak. Efendim buraya ismini yazarsa işte o da buraya gelirmiş. Kısmet olurmuş falan. Nerede yazıyor? Hiçbir yerde. Ancak onun aynı şekilde kalbine oturmuş nefsinden kaynaklanan bir söz. Şeytanın vesvesinden başka bir şey değil. Bunların hiçbirisinin asla asfali yok. Ve bunlara da itibar etmemeli. Böyle sözlere itibar etmemek için Saadet-i Ebediye kitabını dikkatli okumak lazım. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.